Dernekimiz 1999 Gölcük afetinde faaliyete başlayan ama o zaman dernek statüsünde olmayan bir kuruluştu. Gönüllü inşaatçı arkadaşlarla 27 kişilik bir ekiple Gölcük'e gittik, çalışmaya başladık. Akabinde geldiğimizde hatırlarsanız Bandırma'da bir yardım kampanyası düzenlenmişti. O tarihten itibaren Narhan arkadaşımız da var. 89 kamyon yardım malzemesi toplanıldı belediye, kaymakamlık, vatandaş işbirliğiyle. Ve biz bunları tek tek malzemeleri ayırarak kullanılmışları değil de yani Bandırma'ya yakışır bir şekilde istifledik, koli sınıfladık, yiyecek içecek gibi. Ve bunların yerlerine teslimlerini sağladık. Götürdüğümüz kamyonun makbuzunu aldık, belediyemize ve kaymakamlığımıza verdik. Turizm merkezlerine. Daha sonra bu süreç içerisinde biz tabii sivil toplum örgütü olmanın bu alanda bir eksikliğini fark ettik. Bölgemizde neden olmasın dedik. Biliyorsunuz artık bu konuda güzel bir örnek teşkil etti. Bandırma'da, Bandırma merkezli kuruluşuna başlayan derneğimiz yaklaşık 14 senedir ülkemizde meydana gelen, çevremizde meydana gelen ama lokal operasyonlar, lokal operasyonlar derken örnek verecek olursak boğulma vakaları, arazide kaybolma vakaları, işte orman yangınları, büyük sanayi yangınları gibi, kışın yolda kalma, mahsur kalma gibi olaylara müdahale ettik. Büyük operasyonlarda da Gölcük dahil, Gölcük depremi, Düzce depremi, Erzurum Pasinler depremi, Bingöl depremi, iki sefer Afyon depremi ve bir en son da Van Erciş depreminde faaliyetlerimizi göstererek devam ettik. Tabii bunun haricinde neler yaptık bu süreç içerisinde, bu faaliyetlerimizin arasında? Yaklaşık 14 yıldır her sene bölgemizdeki ve çevremizdeki okullarımıza giderek lise çağına kadar olan tüm okullarımızda eğitimli tatbikatlar yaptık. Yani senede 25 bin tane en az öğrencimize bu eğitimleri verdik. 25 bin çarpı 14 dediğimiz zaman vermiş olduğumuz eğitim sadece öğretim çağında ki çocuklarımızla ilgili bir sayıyı ortaya koymakta bir örnek teşkil eder. Normal STK'lar, fabrika kuruluşları falan onları bu sürecin içerisine dahil etmiyoruz. Birçok operasyonumuzdan örnekler görüyorsunuz. İşte Bingöl Vadisi'nde deprem zamanında yapılanlar, karda kışta kalanlar, yaptığımız faaliyetlerle ilgili çeşitli sivil toplum örgütlerinden almış olduğumuz takdirnamelerimiz. Yani yüzlerce, binlerce insanın küçük küçük katkılarıyla 14 senedir bu seviyorlar.